Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Dersimizde yaklaşma, mut ve başlama fiilleri konusunu işleyeceğiz. Hepinize başarılar diliyorum. Arapçası bu fiillerin arkadaşlar ef'alül mukarabeti ve recai ve şuru'i şeklinde ifade edilir Arapça olarak. Burada baktığımız zaman mukarebe arkadaşlar yaklaşma anlamına gelir. Reca umut efendim beklenti anlamlarına gelir. Şuru da gelir, başlama anlamlarına gelir. Bunu ifade edelim. Karabe fiilinden mukarebe mastardır. Reca'dan reca efendim fiili ismi mastardır. Şuru da yine şer'a fiilinden mastardır. Bunu ifade edelim ve kitabımızın izahına geçelim. Bakınız, yaklaşma, umut ve başlama fiilleri kâni gibi amel eden fiiller olup burası bizim için önemli. Bunların haberleri muzari ile başlayan bir fiil cümlesi olarak gelir. Dolayısıyla bu fiillerin arkadaşlar haberleri muzari fiil cümlesi olacak. Bunu söyleyelim, kâni gibi de amel edecek. Şimdi örneklerde bunları da göreceğiz. Bunlardan kitabımız önce yaklaşma fiillerini ele almış. Bakınız bu konuda neler söylemiş. Yaklaşma fiilleri bunlar kâde, kerabe, evşekedir. Bir şey olmaya yaklaştı anlamını ifade eder. Onu söyleyelim. Haberde belirtilen olayın çok yaklaştığını, meydana gelmek üzere olduğunu bunlar ifade eder. Şöyle arkadaşlar formülize edilebilir. Mukarebe fiili artı bir isim kendisinin ismidir. Bir de muzari fiil gelecek. Mekmek üzere, neredeyse olacak şeklinde bunu ifade ediyoruz. Bakınız kâdet, eşşemsu, tağî bu. Güneş efendim batmak üzere diyoruz arkadaşlar. Kâdet, günet ya da güneş batmaya yaklaştı da diyebilirsiniz. Bu şekilde bir kullanım söz konusu. Kerabe elma'u yecmedü. Su donmak üzere arkadaşlar. Yecmedü şeklinde bunu ifade edelim. Evşekel malu para üzere ne üzere en yenfide bitmek üzere şeklinde burayı söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar bir daha ifade edelim. Kâdet eşşemsu tağî bu. Güneş batmak üzere. Kerabe elma yecmüdü. Su donmak üzere. Evşekel malu en yenfede. Para bitmek üzere diyoruz. Burada bakın evşeke'nin fiilinin başına bir en geldi. Buna dikkat edelim. Zaten kitabımız biraz sonra bunlarla ilgili bize bilgiler verecek. Umut fiillerine gelelim arkadaşlar. Bunlar efendim asadır arkadaşlar. Bakınız bunlar asadır, haradır, ihlevlakadır arkadaşlar. Bunlar efendim beklenti ifade eder. Şimdi örneğimize bakalım. Haberde belirtilen olayın gerçekleşeceğine dair beklenti ve ihtimal ifade eder. Yine bunlar şu şekilde formülize edilir. Bak efendim, beklenti reca fiilleri diyebiliriz. İsim gelecek tabii ki en artı muzari fiil geliyor. Bakınız asa azdiku en yenferice. Umulur ki darlık. Buna inşallah darlık da diyebiliriz şu asaya ya da buradaki asa hara ihlevlakaya. En yani ferice geçer. Darlığın geçmesi de umulur şeklinde ifade edebiliriz. İhlevlakal hevau en yatedila. Havanın olması umulur ya da olması beklenir diyelim. Ne olması beklenir? En yatedila. Mutedil olması ya da güzel olması
şeklinde anlayabiliriz arkadaşlar. Bakın bunlarda bir beklenti var. Dilerseniz asa ve efendim levlaka yerine buradaki harayı da arkadaşlar kullanabilirsiniz. Geldik başlama fiillerine. Başlama fiillerine baktığımızda bunların bede'e, ehade, enşe'e, şera'a, dafika, ceala, aliga, kame, akbele, hebbe gibi daha devamı da var ama çok kullanılanları kitabımız tercih etmiş olduğunu görüyoruz. Bu fiiller tabii ki kendi anlamlarında da kullanılmaktadır Arapçada. Başlamayı bazen de devam etmeyi ifade eder şeklinde kitabımız söylemiş. Burada bu fiillerin başlama olarak yine kullanılması için şuradaki formülasyonun gerçekleşmesi gerekir. Bu nedir? Bu fiillerden sonra bir isim gelecek. İsimden sonra da bir muzari fiil gelecek arkadaşlar. Şer'a tıflı yepki. Bakın şer'a başladı. Tıflı çocuk neye? Yepki ağlamaya başladı. Şer'a yerine buradaki fiillerin hepsi gelebilir. Geldiğinde de aynı anlamı ifade eder arkadaşlar. Enşe etis sema utumtiru. Es sema tumtir. Yağmur yağmaya başladı. Şeklinde bunu da ifade ediyoruz arkadaşlar. Gökyüzü yağmur yağdırmaya başladı. Biz yağmur yağmaya başladı diyebiliriz. Şimdi burada bir ufak notumuz var. Nota dikkat edelim. Başlama fiillerin haberi olarak gelen muzari fiillerden önce en gelmez. Bunu biliyoruz arkadaşlar. Hatta bunu öğrenmesi daha kolay çünkü başlama fiiller çok kullanılıyor. Yaklaşma ve umut fiillerinden kade ve kerabede arkadaşlar bazen gelir. Bu çok az gelir bu kade ve kerabede. Ama evşeke ve asada çok gelir. Efendim ihlevlaka'dan önce de sürekli olarak en gelir. Onu söyleyelim. O zaman biz şunu diyebiliriz. Burada evşeki, asa, hara, ihlevlaka bunlardan önce yani gelir yani. Kade ve kerabe de az gelir. Evet, devam edelim. Diğer bir bizim efendim notumuz var. Asa, evşeke ve ihlevlaka. Asa efendim reca fiiliydi. Evşeke yaklaşma fiiliydi. Yine ihlevlaka da arkadaşlar reca fiiliydi. Gördüğünüz gibi fiilleri failiyle yetinen tam fiil olarak da gelir. Bu durumda cümlenin faili en artı muzari fiil olur. Ama kurguya bir dikkat etmek lazım. En artı muzariden olan mastar olur. Bakın burada. Şimdi bunlardan önce arkadaşlar ya bunlardan sonra bir isim artı muzari fiil geliyordu. Bak burada isim bunlardan sonra gelmiş. Gördüğünüz gibi. Asa en yenferica dıyhu. Belki de darlık geçer. Burada irapta bir değişiklik söz konusu. Anlamda bir değişiklik yok. En yenferica dıyhu. Bakın burası fail kabul edilir Arapçada. İhlevlaka en arkadaşlar yuthmira el bostan. İnşallah meyve, yani bostan meyve verir ya da bostanın meyve vermesi umulur. Bu bostana bahçede diyebilirsiniz. En arkadaşlar bu kısım gördüğünüz gibi efendim faildir. Evşeke en yukbile errebi'u. Bahar gelmek üzere şeklinde bir anlam veriyoruz buraya. En yok bile errebi'u ifadesi fail olarak Arapçada bu tür kullanımlarda kabul edilir. Devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerde bulunan başlama fiilleriyle bunların isim ve haberlerini belirleyiniz demiş. Biz buraya yazmayacağız. Cümle üzerinde göstereceğim arkadaşlar. Tabii cümlelerimizi de ifade edeceğiz. Ne anlama geldiğini. Bede'e başladı. Halidun Halid. Neye başladı? Yektübe Risalete. Mektubu yazmaya başladı. Bakın bu başlama fiili. Halid başlama fiilinin ismidir. Yektübe Risalete bu başlama fiilin haberidir arkadaşlar. Hebbe esti. Şey düzeltiyorum. Hebbenin bir esti anlamı var arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Hebbe başladı. El ceyşu. Efendim ordu.
Neye başladı? Yukatilu, savaşmaya, el-adâe, düşmanlarla savaşmaya dedik. Ordu düşmanlarla savaşmaya başladı diyoruz. Bakın, ceyş kelimesi hebbenin ismidir. Yukatilu'l-adâe'yi arkadaşlar bir bütün olarak hebbenin haberi kabul ediyoruz. Hebbe yine başlama fiilidir. Ahaza Muhammedun. Şimdi burada Ahaza Muhammed aldı. Burada Muhammed aldı. Neyi aldı? El-kitabe, kitabı aldı. Kimden? Min Osman'a, Osman'dan aldı. Burada ehade başlama fiili olarak kullanılmamıştır. Tam fiil olarak kullanılmıştır. Onu söyleyelim. Muhammed Faik, kitap mefulün bihtir deriz. Lafika başladı. Aslında şöyle söyleyelim diğer taraftan. Niçin kullanılmadı? Çünkü bakın burada Haze'den sonra bir isim geldi, bu şartı sağladı ama bundan sonra bir muzari fiil cümlesi gelecekti ama gelmedi. Mesela Muhammed deseydik başladı, yezheb ilel madraseti, okula gitmeye başladı diyebilirdi burada öyle bir fiil cümlesi getirirdi ama getirmemiş kitabımız. Devam edelim. Dafika. El-evladu. Çocuklar başladılar. Neye başladılar? Yetenafesune. Yarışmaya başladılar fissibaha yüzmede. O zaman yüzme yarışmasına yüzmede yarışmaya başladılar diyebiliyoruz. Burada tabii ki birbirleriyle yarışmak kastediliyor arkadaşlar. Evet efendim. Şer'a başladı Muhammed'in. Muhammed burada arkadaşlar gözden kaçmış. Neye başladı? Yebni beytehu evini inşa etmeye başladı. Bakın burada Şera başlama fiili, Muhammed başlama fiilinin ismidir. Yebni Beytehu da başlama fiilinin haberidir. Burayı söylemedik. Dafika başlama fiili, evlat başlama fiilinin ismi. Yetenafesûne fissibâhati efendim ifadesi de başlama fiilinin haberidir diyoruz. Ahadet başladı. El-eşcaru ağaçlar ne ya? Tûriku. Burada yapraklanmak demek, yapraklı olmak anlamına gelsin. Efendim yapraklanmaya başladılar, yaprak çıkarmaya başladılar diyebiliyoruz. Ehazet başlama fiili, eleşçara baktık. Biz bunun arkadaşlar başlama fiilinin ismi olduğunu gördük. Turi bunun da başlama fiilinin haberi olduğunu efendim gördük. Şimdi şurayı hemen not alalım. Burada var. Bir de şu cümleyi not almak istiyorum arkadaşlar. Buradaki alıştırmaya ve konuya uymamış. Devam edelim. Aşağıda cümlelerde bulunan yaklaşma umut fiilleriyle bunlar isim ve haberlerini belirtiniz. Benzer bir alıştırma yapacağız. Burada bakın daha çok efendim hemen hepsi başlama fiilleriydi. Burada yaklaşma ve umut var. Asa Allahu en yerhamekum. Umulur ki Allah en yerhamekum size merhamet eder. Bakın asa burada reca fiilidir, umut fiilidir. Allah onun ismidir. En yerhamekum ise onun haberidir arkadaşlar. Efşeke as-sayf, as-sayfu. Yaz mekmak üzere diyebilirim. En yen efendim gaviye. Geçmek üzere. O zaman buna ben bitmek diyebilirim. Yaz, buradaki de yaz mevsimi tabii ki. Yaz mevsimi bitmek üzere şeklinde anladık. Evşeke arkadaşlar yaklaşma fiili. Es-sayfı bunun ismidir. En yen gaviye de bunun arkadaşlar haberidir diyoruz. Asal imtihanı. İnşallah imtihan, umulur ki imtihan en yekûne sehlen kolay olur ya da imtihanın kolay olması umulur diyebiliyoruz. Burada asa efendim bir reca, bir umut fiilidir. El imtihan onun ismidir. En yekûne sehlen ise burada efendim asanın haberidir. Devam ediyoruz. Evşeket tullabu an yetallemul arabiyyete. Yaklaştı diyelim. Tullab öğrenciler. Neye yaklaştılar? En yetallemu öğrenmeye el arabiyyete Arapçayı.
Öğrenciler Arapçayı öğrenmeye yaklaştılar ya da öğrenmek üzereler diyebilirim. Evşeke bizim yaklaşma fiilimiz. Ettullab ise onun arkadaşlar ismidir. En yetaallemu el arabiyye ifadesi de bunun haberidir. Hara inşallah arraha bolluk en yedume devam eder. Bolluğun devam etmesi umulur şeklinde anlayabiliriz. Hara arkadaşlar reca fiilidir. Arraha onun efendim ismidir. En yedume de bunun haberidir diyoruz. Geldik son cümlemize buradaki. İhlevlega esselcu en yenzile. Bakın ihlevlega umulur. Ne umulur? Esselcu kar en yenzile yağar. Karın yağması umulur. İnşallah kar yağar diyebiliriz. İhlevlega'ya baktık. Bunun bir reca fiili olduğunu, bir umut fiili olduğunu gördük. Selç kelimesi burada fiilimizin ismidir. En yenzile ise burada ihlevlega'nın efendim haberidir diyoruz. Geçiyoruz diğer alıştırmamıza. Bakın alıştırmamız bizden ne istemiş? Aşağıdaki cümleleri yaklaşma fiilleriyle yeniden yazınız demiş. Yaklaşma fiillerimiz kağıdı kerabeydi arkadaşlar. Bir de evşekeydi. Evşekenin efendim haberinden önce muzarifin önüne en gelip kağıdı ve keraba da çok az gelirdi. Buna efendim dikkat edebiliriz. Şimdi burada alıştırmalarımızı biraz yaklaştırmak istiyorum ben. Önce cümleyi okuyacağız arkadaşlar. Sonra da efendim yeniden yazmış olduğumuz cümleye değineceğiz. Bakın, ezzehru çiçek yevbulu soluyor. Bunu kâde zehru yevbülü şeklinde okuyorum. Ve çiçek solmak üzere ya da solmaya yaklaştı diyorum. Eşşemsü güneş tuşriku doğuyor. Kerabet eşşemsü tuşriku diyorum arkadaşlar. Güneş doğmak üzere anlamını veriyorum. Burada şems kelimesi müennestir. Ezzer'u ziraat diyebiliriz. Zeybesi kurur. Buna bitki de diyebilirim arkadaşlar. Minel ataş ekin de diyebilirim hatta. Minel ataş efendim susuzluktan dedik. Bunu evşeke ile yaptık. Evşeke. Tabi kerabe efendim kade de getirebilirsiniz. Ezzer'u bitki. En yeybese minel ataş susuzluktan kurumak üzere ya da kurumaya yaklaştı şeklinde ifade ediyoruz. Bakınız bu şekilde. Evet, atıflı çocuk yeskutu mineşşurfeti düşüyor. Mineşşurfe balkondan düşüyor. Evet, kâde atıflı yeskutu mineşşurfeti çocuk balkondan düşmek üzere ya da düşmeye yaklaştı diyebiliriz. Kâde başa getirdik arkadaşlar ve aynı şekilde yazdım. Devam edelim. El menzilu yetimu binauhu. El menzile ev yetimi binauhu inşası tamamlanıyor. Bakın kerabe ile yaptık. Keraba el menzilu yetimu binauhu ev inşası bitmeye yaklaştı. Ya da evin inşası bitmek üzere diyoruz arkadaşlar. El ezmetu kriz tentehi bitiyor. Evşeket el ezmetü kriz yaklaştı. Neye yaklaştı? En tentehiye bitmeye yaklaştı ya da kriz bitmek üzere diyoruz arkadaşlar. Geldik bu alıştırmamıza. Aşağıdaki cümleleri başlama fiilleriyle yeniden yazınız ya da yeniden kurunuz. Başlama fiillerimiz burada arkadaşlar. Kitabımızın bize vermiş olduğu fiiller. Bunları kullanacağız biz. Tabii hepsini kullanamıyoruz ama birini yazdığımız zaman da hepsini aynı anlam veriyor. Hepsiyle
Arkadaşlar anlam itibariyle cümleye kattığı anlam hepsinin aynıdır. Onu söyleyelim. Evet. Bu örneğimize geçiyoruz hemen. El ummal işçiler yet'ubuna yorulurlar, yoruluyorlar diyorum arkadaşlar. Bakın bede'yi getirdik. Beda'l ummal işçiler başladı yet'abune efendim yorulmaya başladı diyoruz arkadaşlar. El fellahu efendim çiftçiler yahsudu hasat ediyor. Burada çiftçi düzeltiyorum. Yahsudu el kamha. Kamh buğday demek, buğdayı hasat ediyor. Bakın ahada başladı. El fellahu çiftçi. Ne ya? Yahsudu hasat etmeye. El kamha buğdayı. Buğdayı hasat etmeye başladı dedik. El vüzera bakanlar. Yahdurune geliyorlar. İlâ kâ'atil mu'temeri. Toplantı salonu diyelim buraya. Toplantı salonuna geliyorlar. Enşe'e başladı el vüzera'u bakanlar. Neye? Yahdurune gelmeye başladılar. İlâ kâ'atil mü'temeri toplantı salonuna. El cunut askerler yudafiune savunurlar an vatanihim vatanlarına. Bakın şer'a başladı. El cunut askerler yudafiune müdafaa etmeye, savunmaya an vatanihim vatanlarını. Dediğimiz gibi ben her bir cümlede arkadaşlar farklı bir tane başlama fiil tercih ettim. Ama herhangi bir tanesi hepsi için geçerlidir. Evet, at-tullab öğrenci yefhemune anlar ederse dersi. Ama dersi öğrenciler anlıyorlar. Bakın dakika başladı. At-tullab öğrenciler yefhemune anlamaya başladı ederse dersi. Gördüğünüz gibi dedik. El-zalimu zalim kimse, haksızlık yapan kimse yen demu pişman olur anlamına gelir. Kâme zalimu zalim başladı yen demu pişman olmaya başladı diyoruz. Evet. Burada alıştırmalarımız demiş ki aşağıdaki sorulara parantez içindeki fiilleri kullanarak cevap veriniz demiş. Burada arkadaşlar biz burayı yazmadık ama şöyle hemen burayı da yazalım. Onu da görelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hel ketebe bakınız yazdı mı? Ahmet takrira rapor. Ahmet raporu yazdı mı dedik. Burada bede ile başlamış başlayın demiş. Biz de başladık. Bede yazdı. Evet başladı düzeltiyorum. Ahmet başladı. Yektübü yazmaya takrira raporu. Efendim burada bakın ketebe fiilini BDE'nin haberi olacağı için arkadaşlar burada başlama fiilini kullanacağız. Bunların haberleri muzariydi. Bakın muzariyi tercih ettik. Örneğimizi inceleyelim. Helfaze kazandı mı? Estikavuki arkadaşların fil müsabakati yarışmayı. Bunu kade ile kullan demiş. La hayır kade onlar yaklaştılar. Yefuzune efendim kazanmaya fil müsabaka yarışmada ya da yarışmayı. Yarışmayı kazanmaya yaklaştılar anlamındadır. Hel efendim devam edelim. İttefaktum anlaştınız mı ala hallin li hadihil muşkileti? Bu problem için bir çözüm üzerinde anlaştınız mı? Şeklinde anlayabiliriz. Kâde ile kullan demiş. La hayır. Kidina biz efendim yaklaştık. İttefakna. Bakın arkadaşlar ala hallin ve hadihil muşkile. Bu problem için bir çözüm üzerinde anlaşmaya yaklaştık. Bu da henüz anlaşmanın olmadığı anlamına gelir. Tabi burada gözden kaçırdığımız bir şey olmuş arkadaşlar. İttefakna değil de nettefik olacak muzari olmalı idi. Hemen onu düzeltelim.
Evet arkadaşlar, gerekli düzenlemeyi yaptık. Tekrar okuyabiliriz. La hayır kidina mettefiku alal hallin li hadihil muşkile dedik. Biz yaklaştık. Burada na efendim burada kidina dedik arkadaşlar. Nettefiku biz yaklaştık. Ala hallin li hadihil muşkile. Bu problem için bir çözüm üzerinde anlaşmaya yaklaştık diyebiliyoruz. Devam edelim. Hel tehaddeste. Sen konuştun mu? Ma Muhammed'in Muhammed'le. Bi hadihil mevdu'i. Bu konu hakkında diyebilirim buraya. Ya da bu konuda Muhammed'le sen konuştun mu diyoruz. La hayır kittu. Yaklaştım. Etehaddesu. Konuşmaya yaklaştım. Ma Muhammed'in Muhammed'le bi hadihil mevdu'i bu konu hakkında ya da üzerinde. Muhammed'le bu konu hakkında konuşmak üzereyim şeklinde anlayabiliriz burayı arkadaşlar. Devam edelim. El-intaha el-ummalu. El-intaha bitirdi mi? El-ummalu işçiler min bina'il mescid, mescidin inşasını. Ev şekeyi kullan demiş arkadaşlar. Ev şeke el ummalu işçiler yaklaştılar. La tabi hayır var burada. En yente bu bitirmeye min bina il mescid mescidin binasını ya da mescidin inşasını bitirmeye yaklaştılar dedik. Mala semi'te sen ne işittin an Muhammed'in Muhammed hakkında Muhammed'den aleyhisselam. Şöyle diyelim, Hazreti Muhammed hakkında sen ne duydun diyelim arkadaşlar. Şeratü ben başladım, esma'u efendim işitmeye. Hadise minen nebiyyi, Hazreti Peygamber'in hadislerini işitmeye başladım diyoruz. Evet, maza hadise ne oldu? Li hadihi dıfleti bu çocuğa. Bu çocuğa ne oldu? Bakın evşeki hazet dıflü en yebkiye, ağlamaya. Bu çocuk ağlamak üzere. Ağlamaya yaklaştı diyoruz. Bu şekilde anlayabiliriz. Burada önemli olan arkadaşlar Kade'nin efendim bede gibi evşeke şera yine bakın evşekeyi bir daha gördük. Kullanımlarına dikkat etmemizdir. Geldik 6. alıştırmamıza. Aşağıdaki metinde yer alan yaklaşma, umut ve başlama fiillerini belirleyiniz demiş. Hem metnimizi okuyalım hem de belirlemeye çalışalım. Evet, kâdet yaklaştı. El fitnetu fitne tenteşiru yayılmaya yaklaştı. Ya da fitne yayılmak üzere. Bakın bu kâde efendim bir yaklaşma fiiliydi. Mukarebe fiili diyoruz. Ne zaman? Ba'de vefatir Rasulü. Allah Rasulü'nün vefatından sonra. Ve evşeke yine yaklaştı. El murteddune dinden dönenler en yetekâseru çoğalmaya yaklaştı. Artmak üzereydi diyelim arkadaşlar buraya. Fehebbet bunun üzerine. Faya bunun üzerine diyebiliriz. Hebbe ne yaptı? Başladı Ebu Bekir'in radıyallahu anh. Allah kendisinden razı olsun. Hazreti Ebu Bekir başladı. Yed'uhum. Onları davet etmeye, çağırmaya başladı. İlal İslami, İslam'a saniyen ikinci kez. İkinci kez onları İslam'a çağırmaya başladı. Vahada başladı. Neye başladı? Yursilu göndermeye ileyhim. Onlara Rusule elçiler göndermeye başladı. Asa en yerci'u dönmeleri. Belki de onlar dönerler. Rücu ederler ilallahi Allah'a ve yetubu ve de tövbe ederler. Umulur ki onlar Allah'a dönüp tövbe ederler şeklinde anlayabiliriz arkadaşlar burayı. Şimdi burada ehade yine bir başlama efendim fiilidir. Burada hebbe de başlama fiiliydi. Asa burada bir reca fiilidir. Onu söyleyelim. Tümme sonra şera yine başladı. Yüeddi buhum. Onları böyle uyarmaya.
Belki onları cezalandırmaya bir cunud-i İslam, İslam ordusuyla, İslam askerleriyle diyebiliriz. Ve Câle yine başladı. Yed'u Allah'a. Allah'a dua etmeye başladı. Neye arkadaşlar? En yehdiyehum. Onlara hidayet etmesi için Allah'a dua etmeye başladı. Câle yine burada bir başlama fiili. Hatta Nasarahullahu, Allah ona yardım edinceye kadar, aleyhim, onlar hususunda diyelim, ona yardım edinceye kadar. Bak, devam edelim. Ve kazza ala tilkel fitneti. Ve kazza, efendim, giderdi, yok etti bu fitneyi tamamen. O zaman şöyle diyebilirim. Allah onlar hakkında kendisine yardım edip bu fitneyi tamamen giderinceye kadar Allah'a onları, efendim, doğru yola ulaştırması için dua etmeye başladı diyebiliriz. Ketebe Allahu, Allah yazdı. Davetil İslamiyeti, İslam daveti için yazdı. El-Bakae, kalmayı, yani varlığına devam etmeyi, vel intişar ve de yayılmayı yazdı. Yani burada ketebeyi farz kıldı diyebiliriz arkadaşlar. Allah İslam davetinin devam etmesini ve yayılmasını burada farz kıldı ya da sağladı şeklinde de anlayabiliriz. Sorularımız var. Sorularımızı okuyacağız. Ve devam edeceğiz. Meta ne zaman bedeet başladı? Er-riddetü anil İslam. İslam'dan dönmek ne zaman başladı? Ve ma sebebuha. Bu riddenin sebebi nedir diyoruz. Keyfe nasıl vaceha Ebu Bekir. Ebu Bekir nasıl karşı koydu haulâ-i murteddin, bu dinden dönenlere, an dinil al dinillah, Allah'ın dininden dönen bu kimselere Ebu Bekir nasıl karşı koydu diyebiliriz. Burada vaceha karşı koydu anlamına gelir. Hel necaha fî zâlike, bu hususta başarılı oldu mu o? Ma delilüke, senin delilin nedir dedi. Evet arkadaşlar, kitabımızın özet kısmına gelmiş bulunuyoruz. Ef'alül murakabe, murakabe fiilleri. Ef'alül murakabe ve reca ve şuru. Bunu biliyorsunuz artık. Bakın bunlar üç tane. Hemen söyleyelim. Ef'alül murakabe, kâde kerabe evşeke. Gördüğünüz gibi evşekeden sonra çoğun her zaman ne gelir idi? En gelir idi muzari fiilinden önce. Asahara ihlevlaka, bunlar da reca fiilidir. Arkadaşlar bunların muzari haberlerinden önce de yine en gelir idi diyoruz. Çoğunlukla gelir. Hara ihlevlaka da daha çok gelir. Bede, bunlar da başlama fiillerdir. Bede, ehade, enşe, şer'a, dafika, ceale, alika, kame, ekbale, hebbe. Bakın bu nokta nokta demek daha bunlardan var demektir. Ama bunlar biraz daha, efendim, çok kullanıldığı için kitabımız tercih etmiştir kanaatindeyiz. Ve böylece dersimizi noktalamış bulunuyoruz arkadaşlar. Efendim, bir sonraki dersimizde yine görüşmek üzere. Ben hepinize başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın efendim, Arapçayla kalın. Arapçayla kalmaya devam edin arkadaşlar.